Ekranda gördüğünüz vektör w vektörü ve şemayı incelediğimizde başlangıç noktasının eksi 7,3'te, bitiş noktasının da 2, eksi 1'de olduğunu görüyoruz. Bu videoda bu vektörün büyüklüğünün ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Vektörün büyüklüğünün ne demek olduğunu bilmiyorsanız bunu vektörün uzunluğu olarak da düşünebilirsiniz. Evet, acaba bu vektörün uzunluğu ne? Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve vektörün uzunluğunun ne olduğunu bulun. Vektörün büyüklüğü ya da uzunluğu bu iki nokta arasındaki mesafe olduğu için Pisagor teoreminden gelen uzaklık formülünü kullanabiliriz. Hemen bir üçgen çizelim. Şöyle şöyle kırmızıyla çizdiğimiz kenar yükseklik ve y'deki değişimi veriyor. Maviyle çizdiğim kenarsa x'teki değişimi. Ve Pisagor teoremine göre aynı zamanda vektörümüzün uzunluğu olan hipotenüsü bulmak için yazalım bu eşittir. Karekök içinde x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi. x'teki değişimle başlayalım. x'teki değişim için bitişteki x koordinatından başlangıçtaki x koordinatını çıkarmamız lazım. Yani 2 eksi eksi 7 işlemini yapacağız. 2 eksi eksi 7, 2 artı 7 demektir. Bu da 9 eder. Sıra y'deki değişimde bitişteki y koordinatından yani eksi 1'den başlangıçtaki y koordinatını yani 3'ü çıkınca çıkarınca eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 buluruz. Zaten aşağı doğru 4 birim hareket ettiğimizde son derece açık. Evet, buraya da eksi 4 yazalım ve hesaplayalım. Karekök içinde 9'un karesi yani 81 artı eksi 4'ün karesi de 16. 81 artı 16, 97. O halde hipotenüsün, daha doğrusu vektörümüzün uzunluğu, vektörümüzün büyüklüğü, karekök 97. 97'nin karekökü. Bunu daha fazla sadeleştirebileceğimizi düşünmüyorum ama eğer yaklaşık olarak ne edeceğini merak ediyorsanız, 97 100'e çok yakın bir sayı olduğu için vektörün uzunluğunun 10'dan biraz küçük bir değere eşit olacağını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi videonun başında da dediğim gibi başlangıç ve bitiş noktalarını kullanarak vektörün büyüklüğünü bulduk. Vektörlerin büyüklüklerini hesaplamanın başka bir yolu daha var. Bize vektörün x ve y bileşenini verdiklerinde, mesela bu örnekteki vektörü iki vektörün toplamı olarak ifade edersek, şöyle ne demek istediğimi hemen göstereyim. Vektörlerden biri, mavi çizdiğim w vektörünün x bileşeni, diğeri de y bileşeni olacak. y bileşeninin y'deki değişim, x bileşeninin de x'teki değişimi olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Evet, size vektörün bileşenleri verildiğinde, genellikle de şu şekilde gösterilir. w vektörü eşittir. Şimdi yazacaklarım koordinata benzeyecek ama aslında bileşen olduklarını tekrar hatırlatayım. x bileşeni 9, y bileşeni de eksi 4. Buna benzeyen bir şey gördüğünüzde bana sadece x ve y bileşenini vermişler ama vektörün nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ve aslında amaç da bu. Neden mi? Bakın vektörler için önemli olan iki şey var. Büyüklük ve yön. Ve burada gördüğünüz gösterim bunların ikisini de tanımlıyor. Büyüklük derseniz bu ikisinin karelerini toplayıp toplamın kare kökünü almanız yeterli. 9'un karesi artı eksi 4'ün karesini toplarsak 97 eder. Bunun karekökünü alınca da, aynen burada olduğu gibi, karekök 97 buluruz. 97'nin karekökünü buluruz. Evet, bu gösterim, büyüklüğü de yönünde tanımlayan bir gösterimdir ve bu vektörü istediğiniz bir yerden, mesela bu noktadan başlatıp, pozitif x yönünde 9, negatif y yönünde de 4 birim ilerleyerek, bu şekilde de çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyüklüğünü ve yönünü bildiğiniz bir vektörü, bildiğimiz bir vektörü istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Evet, artık başlangıç ve bitiş noktaları bilinen bir vektörün büyüklüğünün nasıl bulunacağını biliyorsunuz.